Mustafa Balbay, Cumhuriyet Gazetesi. Bütün mesele Atatürk. 20 milyon öğrenci dün ders başı yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı ilk dersin adını şöyle koydu: Çanakkale'den Gazze'ye bağımsızlık ruhu ve vatan sevgisi. Eğer okullar 9 Eylül günü açılıyorsa, ilk derste tarih olacaksa konusu ne olabilir? Bu soruyu bir öğretmen ilkokul öğrencisine sorsa minicik ellerini kaldırır, yanıttan emin olmanın sevinciyle haykırır. 9 Eylül, Kurtuluş Savaşımızın zaferle sonuçlanması ve İzmir'in işgalden kurtarılması öğretmenim. Bakanlık 9 Eylül'de o günün anlamını ders konusu yapmak yerine iktidarın uzun süredir partisinin siyasal bir söyleme dönüştürdüğü alanı seçti. Yeni müfredatın adı da AKP'nin Türkiye Yüzyılı sloganıyla birleştiren elbette bunu da yapar. İlk dersin içeriğini bir ön yargıyla eleştirmek yerine derse biz de girelim diyelim, ondan sonra yorum ve gözlemlerimizi yazalım diye düşündük. Çağın iletişim gücüyle 12 dakikalık derse doğal olarak herkes ulaşabiliyor. Elimize kağıdı kalemi aldık, not tutarak dinledik. İlk 4 dakika Çanakkale'yi, savaş bölgesindeki anıtlar ve şehitlikler etrafında anlatıyor. Çanakkale'yi Türk, Kürt, Çerkez, Arap, bütün milletler olarak kazandığımız vurgulanıyor. 4. dakikadan sonra 2 dakika kadar İstiklal Savaşı işleniyor. Çanakkale'de Mustafa Kemal yok. Usulen de olsa bir cümlede geçmiştir, biz atlamışızdır diye düşündük. Yeniden başa sardık, daha dikkatli dinledik, yok. Mustafa Kemal Çanakkale Savaşı'nda bulunmamış. 5. dakikada İstiklal Savaşı anlatılırken şu ifadeyi lütfetmişler: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında kazanılan zaferler. Konuyu hiç bilmeyen bir kişi dinlese şöyle anlar: Atatürk başkomutan olarak atandı, zaferin unsurlarından biriydi. 6. dakikada 15 Temmuz'daki milletin direnişine geçiliyor. 7. dakikada Gazze başlıyor. Hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği soykırımın bütün dünyanın gözü önünde vahşice sürdürüldüğü anlatılıyor. Gazze'nin bugünkü Çanakkale olduğunun altı birkaç kez çiziliyor. Daha önce Kuvayi Milliye ile bir tuttukları Gazze'yi şimdi Çanakkale ile eşitliyorlar. Adım adım küçülen Filistin devletinden elde Batı Şeria ve Gazze kaldı. Her şey bir yana, eğer Filistin halkına Kuvayi Milliye'yi örnek alması önerilecekse, Gazze'nin ayrı bir devletmiş gibi ders konusu yapılmaması, birliği sağlamanın önerilmesi gerekirdi. Dersten anlıyoruz ki dert bu değil. Okulların açılışındaki ilk dersten teğmenlerin yemin törenine kadar son günlerin tartışma konularına bakınca işin özü şu: bütün mesele Atatürk. AKP iktidarının ilk günlerinden bu yana her fırsatta Cumhuriyet'in iktisadi, sosyal, kültürel, demokratik bütün birikiminin ortadan kaldırılması için sistemli bir çaba harcanıyor. Kabul etmek gerekir ki hayli yol alındı. Limanlardan fabrikalara pek çok değer satıldı ya da kapatıldı. Eğitimin içi büyük ölçüde boşaltıldı. Kadın erkek eşitliğinden hukuk güvenliğine kadar insani gelişmişlik değerlerinde alt sıralara inildi. Demokrasinin ayakları olan kurumların ya içi boşaltıldı ya ortadan kaldırıldı. Ancak bunların yerine millet katında kabul görecek bir sistem koyamadılar. Atatürk'le girdikleri her savaşı kaybediyorlar. Devleti büyük ölçüde değiştirdiler ama milleti istedikleri gibi değiştiremediler. O yüzden ithal millet çözümü arıyorlar. Bütün mesele Atatürk ve Atatürk savaşları kazanmaya devam ediyor.